Zeynep. Hem de bahçenin en kuytu köşesini seçmişler sohbet etmek için. Liseli aşıklar gibi. Dip dibe, fısır fısır. Bir gören olursa diye korktular herhalde. Yalan söylüyorsun. Zeynep Berkuz konuşmaz, yalan söylüyorsun. Doğru söyle bana. Tamam. Madem bana inanmıyorsun, karına sor o zaman. Anlatsın sana. Arkandan ne dolaplar çevirdiğine, belki o zaman inanırsın. İkisi seni ayakta uyutuyorlar. Ama senin ruhun bile duymuyor. Dost acı söyler diye bir laf var. Biliyor musun? Zaman zaman düşman da acı söyler. Ve gerçekler acıdır delikanlı. Zeynep. 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 Salak. Senin ikimiz hakkında konuşacak neyin olabilir ki? Zeynep, bak, biliyorum bana karşı çok öfkelisin. Sana yaşattığım bütün o kötü şeyler için çok üzgünüm. Ya üzgünsün öyle mi? Ya sen yaptıklarından bir gram pişmanlık duysan o adamın maşası olmazsın bir kere. Ben ne yaptıysam hayatımda temiz bir sayfa açmak için yaptım. Temiz bir sayfa? O katilin yanında kendine temiz bir sayfa açacaksın. Sen kandır bakalım kendini. Haklısın Zeynep, ben kendimi kandırdım. Ama hangi konuda biliyor musun? Seni unuttuğum konusunda. Ya sen ne saçmalıyorsun? O gün seni tekrar karşımda görünce anladım ki içimdeki aşk taptaze duruyor Zeynep. Ya kes artık! Sen bunları söylemek için mi çağırdın beni? Evet Zeynep, bunun için çağırdım. Sana olan duygularımı anlatmak için. İnanamıyorum ya. Ya sen benim oraya niye geldiğimi çok iyi biliyorsun. Ben oraya kardeşim için geldim. Kardeşime ne olduğunu öğrenmek için geldim ben. Sen nasıl bir insansın? Ne olursa olsun Zeynep, sen bana geldin, bana. Sen manyak mısın ya? Hı? Sapık mısın sen? Evliyim ben, evli. Evli de olsan, başkasının da olsan, benim gözümde hep benim Zeynep'imsin sen. Anlıyor musun? Hayır. Yalan söylüyor. Zeynep asla böyle bir şey yapmaz. Asla. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Yok. Yine telefonu kapalı. Ulaşılmıyor. İki gündür neden ulaşamıyorum sana Zeynep? Neden? Hayır. Hayır olamaz. Ulaşım. Abla sen görmedin mi seni? Bilmiyorum. Nasıl ya? Sen çıkarken görmedin mi abla? Yok görmedim. Melek abla emin misin? Bir düşünsen. Yok Selim, hiçbir şey hatırlamıyorum. Sanki gece de evde yoktu. Nasıl yani? Nereye gider ki? Senin yanında burada kalacaktı. Al Melik abla. Sağ ol. Yemek yedin mi, aç mısın? Aç değilim. Elif'im gelsin de hep birlikte otururuz sofraya. Zeynep, neredeydin? Eczaneye gitmiştim. Eczane mi? Ne aldın ki? Hayır, yok bir şey almadım. Unutmuşum ben bugün eczanenin kapalı olduğunu. Niye bana söylemedin? Ben alırdım. Melek ablayı niye yalnız bırakıyorsun? Çok sürmez diye düşündüm. Aradım seni. Telefonum da kapalıydı. Telefonum?
Kapanmış, ben de sonra fark ettim. Sen herhalde bu akşam orada kalacaksın. Evet, evet. Abimleri yalnız bırakma. Doğru, tabii. Yarın kaç gibi gelirsin? Yarın öğleden sonra falan gelirim. Neden sordun ki? Sabahtan işin falan mı var? Sabah bir seraya uğrayacağım. Anladım. Tamam canım. Yarın görüşürüz o zaman. Allah'ım, bu doğru olamaz. Doğru olamaz. Zeynep, neredesin? Dışarıdayım, ne oldu? Dışarıda neredesin? Selim, ne oldu? Niye böyle konuşuyorsun? Zeynep! Hiç iyi şeyler olmuyor Zeynep. Hemen çiftliğe geliyorsun, konuşmamız lazım. Hemen!